Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan, Ereğli'den selam olsun. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim. Kendimi Ereğli'de buldum. Ablamı da yalan konuştum. Ablam sabah aradı. Annemin bugün MR'ı vardı. Kardeşimle oraya getirdiler. Öğlen buluşalım dedi. Ben de dedim ki gelebilirsem bakalım dedim. Kalktım, işlerim vardı. Onları tam hallederken eşim aradı. Bugün arabanın bakımı, hani bugün gelirsek daha uyguna geliyormuş, öyle söyleyeyim. Apar topar geldim. Eşim de hayret etti ama. Evden 12.30 gibi çıktım. Biri 10 gece falan Ereğli'deydim. Bura biraz da dışarıda kalıyor böyle, Ereğli'nin dışında. Neyse, hayırla geldim. Aslında merkeze gitmek istiyordum. Dediler isterseniz bırakalım ama araba 2.5 saat sürecek. Bilmem gider miyim, ne yaparım ben de bilmiyorum arkadaşlar. Öyle bakalım. Şimdilik buralardayız yani. Sizlere de şöyle bir açılış yapayım dedim. Öyle bakalım. Evet, ben evime geldim arkadaşlar. Saatlerimiz 6'ya geliyor. 5.30 gibi geldim. Öyle hallettim işlerimi. Normal şartlarda bayramdan sonraydı benim arabanın bakımı. Ama Barış'ı servisten aramışlar. 2000 lira falan bir fark gelecek demişler. O da getirebilir misin Yeşim dedi. Ben de gittim, iyi oldu. Sadece bayağı bir bekledim yani, bayağı bekledim ama Ereğli'yi de gezemedim. İnşallah başka bir zaman gittiğimde Ereğli'den izleyenlere selam olsun. Yalnız yanlış yerden geldim. Şuradan gitmem gerekiyordu benim. Muhtara da bayağı az kaldı. Aa, fesleğen. Reyhan'a benzettim şunu ben ama. Nane. Ay, ne güzel koktu. Şimdi yarın dediği var mı bakalım burada. Şimdi çıktım. Yaren istediğini burada bulamadım. Ben de 5 kiloluk yağ aldım. Orkide yağ. 190 TL'ydi. Migros'ta. 2 tane de çamaşır suyu aldım. Onlar da indirimdeydi. 30 liraydı sanırım. Artık şimdi eve gidiyorum. Döner söyleyeceğiz büyük bir ihtimalle. Öyle bakalım arkadaşlar. Kendime de çevirmiyorum çünkü çok yorgun ve çok kötü bir haldeyim. Dilim damağım kurudu vallahi bugün. Herkese ertesi günden selam olsun arkadaşlar. Şöyle üstümü giydim. Erkenden oyumu kullandım. Yaren annemdeydi. Şimdi onun kağıdını vereceğim. Yaren de kapıda. Oyunu kullanacak. O tekrar galiba anneme gidecek. Biz de ablamla beraber bugün çarşılarda gezeceğiz. Hadi gidelim bakalım. Herkes gibi vatandaşlık görevimizi yaptık tabii ki. Yaren abi. Yol kenarlarına bakın. Arabalardan yürünmüyor. Şöyle geçeyim ezinmeden. Biz arabayla gitmiyoruz tabii ki. Şimdi ablam durakta beni bekliyor. Oy kullanmış onlar. Yaren de şimdi beraber gittik. Yani ben önden gittim. Yaren şimdi gitti. Kapıda bekliyordu. Biz şimdi ablamla AVM'ye geldik. Yine böyle şey gelmiş. Yöresel ürünler. Trabzon. Malatya. O ne abla? Onu göremedim. Adana. İlk. Bakacaksın mı? İlk yukarı çıkacaksın sandım. Kurular. Aslında sana böyle, ama bu erik. Sana üzüm zannettim ben. Dut falan da abla. Dut, üzüm. Değil mi? İspir şeker fasulyesi. Bunu yemiştik. Bilmiyorum sen var mıydın? 300 lira. Anam ne kadar pahalı. Sade mısır unu. Şu ne? Fırın kurusu. Fırınlı. Gerçek mi ki acaba? Gerçek olsa alınır da. Değil mi? Peynirlere de bakalım. Zeytinler. Bizim ilgi alanımız. Ama Bursa mı? Ha, orası Rize. Ha, o yüzden Rize, Bursa. Afyon. Hepinize selam olsun. Abla şuna bak. Afyon kaşar değil mi o? Kars, hani eski kaşar ya. Lokumlar. Orada da var. Orası da Siirt. Ha, Siirt balı. Siirt'in fıstığı, balığı. Bu da tabii ki Isparta. Bende vardı da. Hatta hala var herhalde şey. Güllü. Şöyle bir baktık. Dönüşte almak istediklerin olursa. Siirt balı güzel oluyor. Afyon sucuğu. Ay, bunu şeyde, o tesislerde yedik ama abla döneri çok güzeldi. Kars. Kars kaşarı ne kadar biliyor musun? 500. Pahalı ama farkında mısın? Evet. Burası bir de herhalde şeyden dolayı, hani AVM'de kurulduğundan belki de. Adana, Hatay. Hatay vardır tabii. Hadi bakalım. Demin baktık ama göremedik.
Salçalar ön tarafta. Öne doğru git. Sebze kurusu önde. Ay ay. Beypazarı. Yaren'in sevdiği. Salçalar bak yazıyor. Biber salçası acı 220. O da 220. Domates de var. Aslında dönüşte alabiliriz. Değil mi? Bir kere aldığımız güzel de çarşıya gideceğiz ama yine olsun koyarız. Ablam spor ayakkabı bakıyor. Ben de bakıyorum. Ben şimdilik bakıyorum da. Ben şundan çok memnundum. Bunun bu sarısı vardı bende. Şöyle beyazı da var. Ne kadar olmuş bunlar? Durun söyleyeyim size. Ben değiştirdim mesela, pişman oldum. 2400, 2,5. Şu, ay yok, bunun önü güzel değil. Ablam nerede? Orada. Bakıyor bakalım nasıl bir şey istiyor. Abla krem, he ama böyle. Gördün mü onu? O krem gibi ama sen sevmezsin onu. O bir tık krem gibi mesela. Bir de şey, kalın taban. Senin ayakların küçük ya. Jamberlenk midir? Jamberlenk midir nedir ondan? Aynen bak, onu deneyebilirsin. Sen iş yerinde de mi? Jamberlenk mi? Tam diyemiyorum işte. Biz onun şeyini kullandık Yaren'le. O nasıl? O çok renkli gibi. Buralara baktın mı? Yok, hayır, bayan. Bakayım. Seversin de her şeyle uymaz işte. Şu mu? O mu? Puma olan mı? Bu mu? Puma. Onlar da güzel de. Tabii. Ama onları her şeyle giyemezsin. İşte o yüzden ya öyle kremli bir şey. Bak şu da krem ama o güzel değil. Değil mi? Zincirli. Bak şu kalın taban. Hmm, bak bu da oy, 3000 olmuş. Bu bu. O da öyle 3200. Ne kadar pahalanmış. Hmm, polo bak o da güzel. 1,5. Aa, çok güzel. Aha, o daha şey. Şunlar gibi değil hani. Ama bez. Aynen. Onu bilmiyorum. Hiç o tarz kullanmadım. Kalabalık ha. Şimdi ablam bir de buraya bakacak. Burası değil miydi? Aynen. Abla yok yok, şurası abla. İlerisi. Hamul da varmış. Hadi bak. Şey de burada zaten. Şunun altına bakar mısınız? Ablama göstereyim. Hayır ya diyor. Sana göstermiyorum dedim. Hani değişik. Ne kadar ama biliyor musunuz? Burada 4,5. Ay. Abla. Bu 7,700. Yakınlaştırmışım. Şunu beğendik. Ablamın ayağında güzel durdu böyle. Bir de beyaz bakıyoruz. Aynen. İki tane. O şey. Öbürü farklı marka. Diğeri de bu. Ben bunu çok beğendim. Çok rahat değil mi? Çok rahat. Ya bak. Ayakkabı çok file ya bir de bak. Tabanı da çok güzel. Bence bu çok rahat. Bu da tamam. Benim hiç aklımda yoktu ama bunu var ya, acayip beğendim. Rahat da böyle. Ben de alacağım galiba. Ablama aldık. Tabii ablam 38, ben 39 giyiyorum. Yalnız çok rahat. Bir de şey olmuşu güzel, file. Bakalım, alacağım galiba ben de. Amin. Ay baksana, artık buralarda oturum. Aa, denize giren var bir tane. Bak abi orada şey. Aa, iki kişi girmiş. Vallahi girenler var. Ama demek ki sıcak. Kafayı yemişler diyor. Ablamla şimdi biz böyle yürüyerek çarşıya gidiyoruz. Ablam kuaföre uğrayacak. Gerçekten orada bayan da girmiş. Şurada beyefendi. 3 kişi girmiş. Bak yapmışlar bir de. Aa, onlar da var. Görüyor musun? Abla girilmiş. Demek ki çok şey değil. Biz de gidelim. Ay tövbe. Hadi erkekler üşümez de bayan daha çok üşür bence. Abla çivi gibi de durmuyor bak. Neyse bakalım, bize ilginç geldi ama artık şuralarda oturma zamanları gelmiş. Böyle şeye gidiyoruz arkadaşlar. Seni özleyenler vardı. Merhabalar. Ablam çalıştığı zaman hafta içi çok şeyimiz olmuyor. Yoğun zaten, geç geliyor. Ramazan, herkesin şeyi var, koşturması. Şimdi buluştuk. Dün annemle gezdiler. Annemi MR'a getirdi, oradan çarşıya indiler. Saçları ne kadar dökülüyor?
Beraber ana kız gezdiler, ben yoktum. Anne kız günü yaptık. Şimdi ablam evhamlanmasın diye ben söylemedim. Hüsa'ya, onların da misafiri geldi ya. Hı hı. Sen söyle. İftara misafirleri vardı Almanya'da. Hı hı. Hiç bizi bekleme, sen git. Biz dedim bugün annemi ben dedim bugün hava güzel. Böyle bir gezdiriz, dolaştırırız dedi. O da açılır dedi. Hı hı. Emre de telefon etti. Storları getireceğiz diye. Annem store diktirdi bu arada. Emre'yi de aradım. Dedim Emre bizim hastanedeki işimiz uzun sürdü. Şöyle çarşıdan gezdi. Yani yarın pazartesi gel. Pazar çalışmıyor. Pazartesi getirirsin. Öğleden sonra ararsın dedim. Tamam abla dedim. Annemle güzel dolaştık. İşte istekleri vardı. Annemin istekleri. Benim alacağım mopu da ablam bulmuş almış anneme. Niye kızdım? Ben alacaktım onu dedim. Ben alacaktım ama ben söz vermiştim. Olsun abla. Ya zaten hani öyle şeyimiz olmuyor da. Patates, soğan koyduk kola mesela. Onu nasıl aldı? O da böyle plastik ama kafesi çok güzel. He. Kapaklı. Bakarım gittiğimde. İşte kevgirim nerede? Onu da mı attın? Küçücük evde bir şey de bulamıyor. Ondan sonra bir tane güzel kevgir. Kevgir aldı. Bayağı bir şey almış. Ondan sonra ne aldık kız başka? Neydi? Söyledin aslında da. Mop aldınız. Kevgir. Patates kovası. Babama gezelim. Terlik aldık. Hep de benim terliklerimi giyiyordu. Kadın terliği giyiyordu. Ona diye bir tane bir terlik alalım. Gezelim çok güzel. 41 numara terlik aldım babama. Öyle işte. Öyle eksiklerini gördük. Sonra yatak odasına hanımefendi o gençler. Keluş istiyor. Keluşlardan istiyor. Onlara bak. Bana baktıklarımızı mı gösterdin? Aynısı. Beğenmiştir o. İki tane alacağız ona. Arabalar da var ya. İnşallah sesin çıkmıştır. Vallahi kusura bakmayın. Güya tenhaydı. 2 milyon. 2 tane. Ablama da ben dün evhamlanır hani ben Ereğli'ye gideceğim diye söylemedim. Dedi ki inersin buluşuruz bakarız dedim. Çünkü biliyorum huyunu. Aradım Ereğli'deydin dedim. Ay sen nasıl gittin tek başına. Ama bak hallettim. Haklıysan bana haklısın. Haksızsın. Haksızsam haksızsın. Gel böyle gel. Benim de yoktu ki ama. Abla ben de 15 dakikada öğrenip çıktım ben. Benim haberim yoktu ki. Oo çok güzel hallettim. Sadece gezemedim ona üzüldüm. Çünkü servis uzaktaydı. O yüzden arabanın aküsü falan da değişti. İşlerimi de hallettim. Ödememi de yaptım. Çıktım geldim. Sen zaten kalpten giderdin. Ben hızlı geldim. 90'da 100'de geldim. Gerçekten. Valla. Seviyor ya. Abla yüz inen ki hız değil ha. Seviyor. Bir de bunu kimse geçmiyor. Hayır öyle bir huyum yok. Hiç öyle bir huyum yok. Yalan söylüyor inanmayın. Öyle işte. İyi ki ben çarşıda var ya. Annemi görsen. Arasan oğlu geldi mi? Neredeymiş? Keşke hiç demeseydim ama bu sefer inmeyince şüphelenirdin niye gelmiyor diye. Sonra dedi yarın da senle gezeriz dedi. Öyle karar verdik. Şimdi vallahi ses kirliliğinden dolayı kusura bakmayın. Arabalar vızır vızır. Öyle gidelim şimdi. Ablam şeye bakacak galiba. Kuaförden sonra o yeni açılan yere mi bakacaksın? Oraya da bakarız. Yine Filiz'le karşılaştık. Ha tamam. Sonra da zaten eve gideriz. Benim yemeğim yok. Ablam ıspanak yapmış. Ben de. Aynen aynen. Aynen. Öyle arkadaşlar. Değiliz de işte öyle olmakta zorundayız. Böyle her şeyi güzel düşünmek zorundayız. Güzel hayaller kurmak zorundayız. Aynen. Aynen öyle. Ablam böyle kendini şey yapsın. Duyulmadı sesin. Aynen. Dualarınızı eksik etmeyin. Yeri zamanı geldiğinde ablam da ben de zaten söyleyeceğiz ama şimdi değil o zaman. Nasipse. Aynen. Yok yok zaten ben de farkındaysan hiç o şeylere girmiyorum. Ablamı hiçbir şekilde yani o yüzden hani soran arkadaşlar oluyor ya. Şu anlık sadece sormayın sadece dua edin. Çok dua edin hem de. Allah'ın izniyle her şey çok güzel olsun. Biz de sizlerle böyle güzel güzel paylaşalım inşallah. Şimdi biz gidelim arkadaşlar. Bir şey diyor mu? Gidelim. Kendinize iyi bakın. Daha görüşürüz gerçi. Hadi bakalım. Ay nasıl iyi geldi ama.
Hava çok güzel arkadaşlar. Ben gömlekle indim. Ablam da üşüdün mü? Yok. Kot montunu vereyim mi? Yok. Korkuyorum ha, grip falan olursun. Vereyim mi omuzlarına? Ay ben ablamda kaç terik var? Bayağı var. Ne olacak? Şimdi ablamla geldik. Bir kişi var. Ondan sonra ablamın fönü çekilecek. Ama ikimize de bir haklılık çöktü. Değil mi? Hmm. Şöyle burada. Şunun içine gireyim mi? Nerede bu? Hatırlıyor musun? Benim düğünümde de sanki beni soktular buna. Sen? Diyorum sen gitmiş miydin? Kaç kere gelmiş. İyi gidi valla, nostalji. Bunlar da nostalji oldu. Baksana. Şöyle çeviriyorlardı. Aha böyle. Gireyim mi abla? Pergalar vardı. Aynen, su dalgaları. Benim bir su dalgalı saçım vardı. Çok güzeldi. Koray Avcı da çıktı. Öyle arkadaşlar, uyumadan ablamın işi biter. Bir daha açık çarşıya uğrayacağız. Öyle. Kendimizi nerede bulduk? Ablam açık böyle çarşı. Bu sefer maşa yaptırdı arkadaşlar, değişiklik olsun diye. Dön arkanı. Güzel oldu, güle güle kullan. Şimdi bir şeyler bakalım Yeşo dedi. Buradan sonra yavaş yavaş gideriz artık. Pembişler moda her zamanki gibi. Bakalım buraya yeni bir şeyler gelmiş mi? Ay telefonu bir sileyim bir saniye. Pembelerden ayrılamıyor. Sildim. İndirim başlamış burada. Şu mont mesela şöyle uzak çekelim. Kaçtı abla? 399. 400. İyi. Bunların hepsinde indirim var. Bak burası da 600. Orası da 600. Artık şey ya, kış bitiyor ya. Bu tam senlik. Koko. Evet aynen. Ama nasıl yumuşacık? Evet. Aa, yaşım bak. Ha, benim kabandan. Ben Elsi'den aldım ama. 600. 600. Ben geçen sene 800 aldım. İndirimden. Yok, kumaşı da şey bunun değil mi? Ay yok, bunun kumaşı. Abla şey gibi bu. Naylon gibi sanki değil mi? Evet. Aa bak şu da var. Bu da değişikmiş abla. Baksana buna. Bu da değişik. 600. İyiymiş evet. Ha, ben çok görüyorum ya. 900. Şeyde de öyle. Yaren diyordu, Trend Yol'da falan da çok indirim varmış abla. Evet, eski ürünlerde. Senin karşıdakiler dikkatini çekmedi mi? Burada. Aa, bak ya. Hepsi pembiş pembiş. Sen o kremi ne yaptın? Burada. Ablam takım almıştı, böyle takım yapmıştı da onun içine krem. Aslında şuralarda varsa, varsa bir kısası da olur. Aa, seninkinden. Giydiğinden bak, o da güzel. 319. Ben de böyle almıştım. Öyle mi? Hı-hı. Ama güzel durmuş. Benim de buna benzer var. Hatırlıyor musun? Evet. Aa, bu da seninkinden. O da benimkinden. Burayı çok sevdiğin belli. Evet, çok severim. Bakayım. Aa güzel. Değil mi? 1000 lira. Hı-hı. Güzel ama abla. Tam mevsimlik o, ince. Bak. Hmm. Aa güzel. Gerçekten güzelmiş. Ben de kırmızı olsun. 3 kuruş mu 5 kuruş mu fazla olsun. Severim kırmızı. Ablam da sever. Aynen. Ama güzel duruyor ya. Aa, taşlılar burada var bak. Ablam annemle dün bakmışlar şeye, o yeni açılan mağazaya. Bak şu hem sade böyle, çok da değil, güzel. Bir de bu renkler bu sene çok moda. Ne? Atlet. O gömleği denemiştin, hatırlıyor musun? Şu gömlek de güzel bak, sadece şu kolunda var. Artık konuşamıyorum. Birazcık şey oldum, hafif susadım sadece. Onun harici iyiyim çok şükür. Sen seversin. Ben yok, o kadar iddialı ben giyemem. Ben şunu giyerim. Güzel ama. İddialı değil ki bu. Güzel güzel. Onlar moda bu sene. Sen bunu giy, çok hoşuma gider. Ama ben giyince sanki çok abartı gibi geliyor. Niye öyle? Epeydir ablamla gezmemiştik. Bugün hem gezdik hem size de çektik. Umarım inşallah sıkılmamışsınızdır. Değil mi? Şunu... Kumaşı nasıl? Tövbe. Parlaklar da çok moda. Bakayım abla. Güzelmiş. Ben bayramlık hiçbir şey bakmadım daha. Aslında ben de öyle gömlek mi alsam ki? Hafta içi benim de bakmam lazım. Değil mi? Ama bak işte güzel. Bırakma. Sona bırakmayayım değil mi? Tabii canım. Ne alsam ki ama? Öyle bir gömlekle mesela kumaş pantolon. Aa benim şeyim. Ay şimdi ablam diyecek. Hani seninle aldığımız ceket pantolon var ya, ben onları hiç giymedim. Daha etiketi duruyor biliyor musun? Onun içine böyle bir şey olmaz değil mi? Hiçbir. Onun içine böyle pembe olmaz. Ona krem veya kahveli bir şeyler olması lazım. Tamam, onun içine bir şey bakayım da onu giyeyim ben. Ya da böyle gömlek alıp
kotla kumaşla giyeceksin abla. 36. Allah Allah. Çok salaş galiba bunlar. Oh, müzik de gitti dedim, geldi. Güzelmiş ama. Müzik gibi, bu daha iyi. Alacaksın mı? Güzel, sana yakışır. Pembe. Ama kalıpları baya büyük ha. Büyük gelmez değil mi? 36. Hiç abla, o sanki bana olacak gibi. Baksana. Evet ama demek ki kalıbı, aa kolları da farklı bunun bak. Nasıl? Şey, dikişi var oradan. Şey gibi, düşük. Ne deniyor ona? Ya durur bence. Dene üşenmezsen. Üşenmezsen dene ama. Şu olacak. Şimdi pembe gömleği deniyor. O da olacak büyük bir ihtimalle. Ona göre gideriz bakalım. Nereye damla? Güzel şeyler gelmiş. Ben de hafta içi gelip baksam iyi olacak. Ablam çıktı. Bunu denemeyeceksin değil mi? Yo, bence olur. Böyle saat kulemiz. Artık yavaş yavaş gidiyoruz. Yok değil mi uğrayacağın yer? Evet, yavaş yavaş gidiyoruz. Sandıklar da açılmaya başlamıştır ha. Bakalım. Herkes için hayırlısı olsun inşallah. Hadi bakalım. Ay, hava hala sıcak arkadaşlar. Ablam o gömlekle tişörtü aldı. Güzel oldu ama. Güle güle, güzel günlerde giy inşallah. İyi gezdik ama ha. Markete de uğradım. İnşallah yetişeceğim iftara bakalım. Eğer baktım hiç yetişmeyecek gibiyse böyle basit şeyler yapacağım. Normalde çorbayla mantı şeklinde erişte yapasım var ama ne güzel, hep böyle çiçek açmış. Baksanıza, inşallah yanmazlar. Kendime iki dilim güllaç aldım. Yaren yemiyor söylemiştim. Şimdi gidelim bakalım evimize. Pidemizi de aldık. Şöyle kahve fincanımı getirdim. Yalnız yanına soda mı açsam? Evet, bence de yanına soda içmeliyim. Güzel. Ay, gözlük de gözümde kalmış bu arada. Edit yapacağım da şöyle bir tepsi getireyim arkadaşlar. Ben karnımı doyurdum. Yarın yok bu akşam. Dün akşam annemde kalmışlardı Azra ile beraber. Yarın okullar tatil ya. Yarın da kalacaklar. Ben de tamam kızım dedim. Hem anneme de böyle arkadaş oluyorlar. Azra ile de vakit geçiriyorlar. Dersleri yoğun olduğunda malum. Öyle işte arkadaşlar. Şöyle iki tane. Hatta üç koyayım da. Tabii üç tane yemeyeceğim. Güzel görünsün. Şimdi fincanlarımız böyle sarılı yeşildi ya. Aysuncuğuma buradan teşekkür ediyorum. Onun ev hediyesiydi bana, biliyorsunuz. Arkadaşımın soda alalım. Kahvemizi yapalım. Sarı kızı da çok seviyorum ama bir seferde yani çok geliyor. Açacağız alalım. Yorulmuşuz gerçekten bugün. İyi gezdik ama ablama da iyi geldi, bana da iyi geldi. Evet, hadi bakalım. Sodayı böyle çilekli falan çok seviyorum. Bu kadarcık kaldı. Şimdi kahve yapana kadar makinem karşıda. Hemen yapıp gelelim. Şöyle kahvemiz hazır arkadaşlar. Bana afiyet olsun. Beni çay içerken, kahve içerken izliyorsanız hepinize de afiyet, şifa olsun. Birazdan kapanışta buluşuyoruz inşallah. Evet, kahveyi de içtim. Çayı da içtim. Böyle lıkır lıkır maşallah, subhanallah su içmeye devam ediyorum. İkinci suyum. Bugün demek ki ne kadar bir hararet yaptıysa, ama demiştim ablama çok susadım diye. Normalde iftarda bir bardak su içiyorum. İnanın yani böyle... Hani ne bileyim, delice su içmiyorum ama bugün bayağı bir susamışım yani. Rabbim kabul eylesin. Karnımızı doyurduk. Dediğim gibi çaylar, kahveler içildi. Şimdi kapanış yapacağım. Kapanış yapmadan önce dün Ereğli'de videoma başladım. Ereğli'ye gittim. Çok ani oldu. Benim bile haberim yoktu inanın. Normal şartlarda arabanın bakımı böyle Nisan'ın 10'u 15'i gibiydi. Normalde servisten eşimi aramışlar hani... Bugün gelirseniz 3'e kadar, ya da eşim mi aramış fiyat sormak için, öyle bir şeydi galiba, yine de yanlış söylemeyeyim, galiba onlar aramadı. Eğer bugün 3'e kadar gelirse eşiniz, hani aynı eski fiyat ama pazartesi gelirse fiyatlar değişiyor demişler. Neyse, Barış gidebilecek misin dedi, hani oruçlusun nasılsın dedi. Dedim giderim, o an ablama söylemedim çünkü biliyorum çok evhamlanacaktı, anneme falan da söylemedim. Ben buradan bastım. Arabada bir kirliydi arkadaşlar yani. Acayip bir çamur yağmıştı. Hemen bu ılık sudan aşağıda benzinlik var. Orada durdum. Arabaya sadece bir su döktüm. Eşimi aradım çıktım diye.
Bir de gittim deyince eşim hayret etti. Maşallah subhanallah diyor. Artık dedim yani şoför oldum. Allah'ıma şükür. Allah kaza bela vermesin hiç kimse. İçinde bana da tabii ki. Hallettim ama orada 3 saat oturdum. İnanın 3 saat hiçbir yere de kımıldamadım. Şimdi niyetli olunca dediler çay kahve için. Dedim niyetliyim. Öyle böyle sizin yorumlarınıza döndüm. İşte apartmandan komşumuz geldi. Onlarla falan sohbet ettim. Derken zaman geçti. Eve geldim, dışarıdan yemek söyledik zaten, yapamadım. Eve geldiğimde saat 6'ydı sanırım. 5.30'du ya da markete falan gittim, 6 oldu. Bugün de işte ablamla beraber, benim hiç aklımda yoktu ama çok beğendim aldığı spor ayakkabıyı. Abla kardeş giyeceğiz bakalım bayramda Rabbim nasip ederse. Öyle işte arkadaşlar, ablamın da söylediği gibi dualarınızı eksik etmeyin. İyi ki varsınız. Allah bin kere razı olsun herkesten. Şimdi... Güzel burada vedamı yapayım. Sahurda sizlerle nasipse buluşalım. Yarın da yeni bir haftaya başlıyoruz. İnşallah çok güzel haberler alacağımız, böyle mucizelerle dolu güzel bir hafta olsun hepimiz için ve bizler için. Yarın da benim tiroid kontrolüm var. Kan falan vereceğim. Bakalım ne durumdayım. Ramazan'da ister istemez böyle çok sağlıklı bir şekilde hani içtiğimi düşünmüyorum. Şöyle her gün alıyorum da çok aç olmuyorum maalesef. Mesela 3.30'da kalkıyorum sahura. İçiyorum, 4'te yemeğimi yiyorum. O süre yeterli geliyor mu? Hani tam yarım saat olmuyor gibi ama artık bakalım, az kaldı, nasıl olsa yine bir düzene girer. Bakalım yarın ne diyecekler. Evet, kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. Çok güzel bir hafta olsun. İnşallah hepinizi seviyorum. Hepinize hayırlı sahurlar, hayırlı iftarlar, hayırlı günler ve hayırlı akşamlar diliyorum. Her ne zaman da izliyorsanız kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Allah'a emanet olun.